29 yıl önceydi. Dünya insanlık tarihinin en korkunç katliamlarından birine uyandığında takvimler 26 Şubat 1992'yi gösteriyordu. Tarihe kara bir leke olarak geçen katliam, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında meydana geldi. Ermeni kuvvetleri kadın, erkek, çocuk ayrımı yapmaksızın önüne geleni katletti. Aslında Hocalı Katliamına giden olaylar zinciri 1980'li yılların ikinci yarısında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesiyle birlikte başladı. Ermenistan, Azerbaycan'a ait olan Karabağ bölgesinin dağlık kısmında hak iddia ediyordu. Tansiyon dağlık Karabağ bölgesindeki Ermenilerin 1988 yılında Azerbaycan'dan ayrılıp Ermenistan'a katılmak istemesiyle iyice yükseldi. Dağlık Karabağ Meclisi Ermenistan'a bağlandığını ilan etti. Azerbaycan da buna karşılık Dağlık Karabağ bölgesinin özel statüsünü kaldırdı ve kendine bağladı. Tüm bu gelişmeler üzerine Karabağ Özerk Yönetimi bağımsızlık referandumu yapma kararı aldı. Azerbaycanlıların katılmadığı referandumla sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti ilan edildi. Gerilim doruk noktasındaydı. Ermenistan ve Azerbaycan arasında çatışma kaçınılmaz hale geldi. 936 kilometre karelik alana sahip Hocalı, konumu itibariyle Dağlık Karabağ'ın en önemli noktalarından biriydi. 2605 hanenin bulunduğu Hocalı, yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı bir kasabaydı. Ancak çatışmalardan dolayı nüfus 3 bine kadar düştü. Bölgedeki tek havaalanının burada olması nedeniyle stratejik öneme sahipti. Ermeni kuvvetleri 1991'in son günlerinde harekete geçti. Hocalı'ya çıkan yolları ve civardaki köyleri ele geçirdi. Ve o kara gün 25 Şubat 1992 akşamı Ermeni kuvvetleri saldırıya başladı. 26 Şubat sabahına kadar süren katliam 613 kişinin canına mal oldu. Ermeni askerlerinin gece karanlığında yaptığı katliam 26 Şubat'ın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Sivillerin toplu şekilde öldürülmesi ve hunharca eylemler, o dönemde çekilen görüntüler ve katliamdan sağ kurtulanların anlattıkları tarihe kanlı harflerle yazıldı. Resmi kayıtlara göre öldürülenlerden 63'ü çocuk, 106'sı kadın, 70'i yaşlıydı. 487 kişi ağır yaralı olarak kurtulmuştu. 1275 kişi ise Ermenik güçlerin elinde esirdi. Esir alınan 68'i kadın, 26'sı çocuk 150 kişiden hiç haber alınamadı.